Herkese merhaba, ben Simge. Bugün sizlere çok güzel bir çikolatalı kek yapıyor olacağım. Tüm kutlamalarınızda lezzetle yiyebileceğiniz ve yılbaşında da misafirleriniz yapabileceğiniz çok güzel bir kek hazırlayacağım. Hadi başlayalım. Evet, kekimi şimdi tereyağı ve pekmezi çırparak başlayacağım. Bu kekimde hiç rafine şeker kullanmıyorum. Tam buğday unundan faydalanacağım. Ve kuru yemiş olarak da ceviz ve fındık kullanacağım. En yüksek devirde çırpmaya başlıyorum. Evet, tereyağı ve pekmez yeterince karıştı. Şimdi yine yumurtalarımı teker teker ekliyorum. Yumurtalarım bir tık karıştı. Şimdi içine süt ve zeytinyağını karıştırarak koyacağım. Ardından da bir muzum var bu kekimi tatlandırmak için. Pekmezin yanı sıra onu ekleyeceğim. Şimdi yavaş yavaş zeytinyağı ve sütü ekliyorum. Zeytinyağı ve sütüm de karıştıktan sonra içine ezilmiş muzumu kattım. Ardından kuru malzemelerimi ekleyeceğim. Kuru malzemelerim olarak tam buğday unum var, kakaom var. Burada kuru yemişlerim var. Kuru yemişlerimi bir tık böyle fındıkları ben parça parça bıraktım ki hani yerken böyle ağzınıza gelsin, hafif kıtırtı olsun kekinizde diye. Şimdi yavaş yavaş kuru malzemelerimi de ekleyeceğim kekime. Evet, şimdi mikserde tüm malzemeler karıştı. Yine spatula'ya bir tur döneceğim. Altında kalan malzemeler oluyor çünkü biliyorsunuz. Onları toparladıktan sonra çemberim var. Siz bu tarifte çember yerine evinizde başka böyle kalp şeklinde kalıplar olabilir. Hazır yılbaşı geliyorken belki çamarcı şeklinde kalıplar oluyor. Onları da yapmak isteyebilirsiniz. Ya da hiçbir şeyiniz yoksa yine evdeki fırın borcamlarınızdan faydalanabilirsiniz. Şimdi biz böyle profesyonel mutfaklarda çemberler kullanıyoruz. Aslında bir tek profesyonel mutfakta olmanıza gerek yok. Artık çok rahatlıkla online olarak da ya da Eminönü'ne gittiğinizde bu çemberlerden boy boy bulabiliyorsunuz. Bunları dram dediğimiz bir yağlı kağıtla kapatma şeklimiz var. Bunu böyle bir köşesinden kıvıra kıvıra getiriyorum. Daha sonrasında elimle tuttuktan sonra çevire çevire döndürüyorum ve aslında çemberi burada sıkıştırıyor oluyorum. En son ucuna geldiğinde parmağımı kurtarıyorum. İyice buradan sıkıştırıyorum. Ve ardından tepsime koyuyorum. Doğru yaptığınızın kontrolü bu aşama. Eğer yağlı kağıdınız düşmüyorsa İyi yoldasınız demektir, doğru yoldasınızdır demektir. Ve mutlaka tepsimize koyduktan sonra harcımızı içine koyuyoruz. Aksi takdirde bunu kaldırmanız biraz zor olacaktır. Şimdi dediğim gibi son kez bir spatula ile kekimi döndürüyorum. Fırınımı yine her zamanki gibi önceden 180 dereceye ayarladım. Alt üstlü fan kullanabilirsiniz, sıkıntı yok. Bunu aynı şekilde böyle küçük cupcake kalıplarına da doldurarak cupcake'ler de yapabilirsiniz. İçindeki badem ve cevizi değiştirebilirsiniz. Sadece badem kullanabilirsiniz, sadece ceviz kullanabilirsiniz ya da fındık sadece kullanabilirsiniz. Kuru yemişlerde oynamalar yapabilirsiniz. Evet, şimdi kekim hazır. Fırına atıyorum. Bunun nemli, oldukça nemli bir kek olduğu için pişmesi biraz uzun sürecektir. Yaklaşık böyle bir 45 dakikaya yakın. Ama siz her zaman kekiniz fırınınızı değiştiği için kontrolü gitmenize fayda var. Kekte kontrol ederken şuna dikkat edin lütfen. İlk başta kapağı açmadan önce böyle bir fırını titretin. Eğer harcınız hala sallanıyorsa hiç açmanıza gerek yok. Kekiniz hala kontrol aşamasında değildir. Baktınız hiç oynama yok. O zaman açıp ortasına bir çubuk kontrolüyle de kekinizin pişip pişmediğini anlayabilirsiniz. Şimdi fırına gönderiyorum. Evet, şimdi çikolatalı kekim için bir ganaj yapıyor olacağım. Bir çikolatalı krema yapıyor olacağım. Bunun için iki malzemem var. Krema ve çikolata. Çok basit hazırlanması. Öncelikle işe kremayı ocağa koyarak başlayacağım. Evet, kenarlardan fokurdamaya başladı ganajım. Ateşten alıyorum şimdi. Çikolatayı da kremamın içine ekledim. Bu şekilde iyice homojen oldu. Şimdi bir sıkma torbasını alıp dinlendirmeye bırakacağım. Evet, şimdi kekim pişti. Çok güzel de soğudu. Mutlaka keklerinizin soğumasını bekleyin kalıptan çıkarmadan önce. Yoksa parçalanmalara yol açabilir. Şimdi dikkatli bir şekilde bunu çıkarıyorum. Ve ardından böyle bir sofra bıçağıyla kenarından geçiyorum. Ki kekim rahat kurtulsun diye.
Ardından rahatlıkla çemberimi çıkarıyorum. Şimdi dilerseniz dediğim gibi bu şekilde de misafirlerinizde üstüne böyle birkaç dekor yaparak da sunabilirsiniz. Ama ben bunu birazcık bir pasta gibi yapacağım. Onun için şu kabartısından bir arındırıyorum. Gördüğünüz gibi çok nemli, çok lezzetli bir kek oldu. Şimdi ben iki katlı yapacağım. O yüzden tam ortasından geçiyorum. Ve böyle bir sunum tabağım var. Buna alt kısmını yerleştiriyorum. Bakayım hangi tarafını yapayım. Evet, bunu alt tarafını yapayım. Evet, şimdi pantipanyamı ikiye böldükten sonra ganajımı böyle bir kaseye doldurdum. Üstü için ayrıca dekorunu yapacağım. Şu şekilde sürüyorum. Dilerseniz bu arasına böyle çilek dilimleri koyabilirsiniz, meyve dilimleri koyabilirsiniz. Ya da biraz daha böyle ağza dişe gelsin isterseniz ceviz parçaları, fındık parçaları koyabilirsiniz. Bundan sonrası tamamen yine sizin zevkinize kalmış. Evet, şimdi ara katına bir tık böyle bir ganajımdan, çikolatalı kremamdan sürdüm. Bu alt katımın şu düz, daha görece düzgün kısmını yerleştiriyorum. Şimdi üzerine dekorlama yapacağım. Evet, şimdi kalan ganajımı da böyle sıkma torbasını aldım. Ucuna böyle şekilli bir uç saksı şey yaptım. Ardından şimdi bunu böyle şekilli bir şekilde sıkacağım. Şimdi süslemeye başlıyorum pastamı. Önce nar tanelerini böyle küçük çikolata parçalıklarım üstüne ekliyorum. Şimdi biliyorsunuz şeker hamuru kullanmaktan çok hoşlanmıyorum. O yüzden karavan konseptin çok güzel böyle tekrar tekrar kullanabileceğiniz topurları var. Bunları böyle küçük küçük yerleştiriyorum. Dilerseniz Instagram'dan onları karavan konsept olarak aratıp bulabilirsiniz. Mağazalara Etiler'de gidip bakın. Ben oraya her gittiğimde kendimden geçiyorum gerçekten. Pastalarınızı süslerken böyle birkaç ana renk kullanmaktan çekinmeyin. Böyle kırmızılar, yeşiller, hep birbirinin zıttı olan renkler çok hoş duruyorlar gerçekten. O yüzden ben biraz daha böyle çam ağaçlarının dalları gibi dursun diye biberiyelerden faydalanacağım. Evet, çikolatalı pastam hazır. İsterseniz yılbaşı sofralarınıza, isterseniz misafirleriniz geldiğinde ya da hiçbir şey olmadı, canınız çikolata çekti, hemen mutfağa girip şipşak yapabileceğiniz bir pasta hazırladım. Umarım beğenmişsinizdir. Fotoğraflarını bana atmayı unutmayın. Şimdiden afiyet olsun. Görüşmek üzere.